Günaydınlar, selamlar, sevgiler. Yeni bir günden, bugün günlerden cumartesi. Gökyüzündeki bulutlar harika. Şimdi sizlere de göstermek istedim. Yol kapalı. Çalışma var Ümit dükkanda. Havada böyle bir güneş var böyle. Güzel bir havaya uyandık. Kasım ayındayız ama çok şükür iyi. Ya baksanıza harika. Bulutların içindeyiz şu anda. Pamuk tarlası gibi. En yakın şekilde size gösterdim. Bir sıkıntıyla uyandım. Ya benim sıvı sabunum. El sıvı sabunum okyanusluydu. Allah'ım, o bana artık çok kötü kokmaya başladı. Böyle beyaz Hindistan cevizi kokuları vardı, onu bulamadım. Bunu aldık bakalım. İnşallah böyle güzel kokacak ya. Önerebileceğiniz şöyle Hindistan cevizi bildiğiniz var mı ya? Bulamıyorum. Bunu bulduk. O mavileri var ya, gerçekten hemen dökmek istiyorum. Böyle yani bir de el yıkadığında direkt burnuma geliyor o koku. Ne olacak bilmiyorum ya. Hani gördün mü yaptığımızı? Gördüm, bakacağım şimdi. Ümit burada ne yapıyor? Arabasını temizliyor bizsiz. Pişt, anam pişt desem herkes bakar şimdi bana. Baba ya, yarın hazırlıyor. Baba diye bağırayım mı anne? Herkes bakar mı? Acık bak. Baba. Duydum. Arabasını siliyor, temizliyor. Siliyor oraları. Ben de ne yapıyorum? Evdeyim. Çamaşır yıkadım. Şimdi mutfağı yine kaldırıyorum. Bir şeyler. Çamaşır makinesini çekeceğim şimdi. Bakalım nasıl olacak. Bu arada kızlar bana bir not yazmışlar. Hayal rüya. İçinde bir şey var mı? Var. Kalp. Anne istersen ye. Geri kalma lütfen. Yerim. Ama gerçekten şu anda değil ama biraz sonra belki yerim. Bilmiyorum küçük ya. Bir sır bugün şimdi. İki şeyden midem bulandı. Bir Dubai çikolatası. Aslında tadı çok güzel. Yaparken herhalde çok... Evet, bir de Dubai çikolatası artık kulaklarında. Artık evet, bir de ne? Göstersene, hayal gitti bunu buldu. Alsana bir kucağına. Sıvı sabun. Valla o maviyi dökün de klozetin içine. Sifonu çekin, valla çok kokuyor. Orkideli çok güzel kokuyor. Kokladın mı anne? Yani diğerinden daha iyi. Anne şimdi bir ısırık alsan. Hı. Yani iyi kokuyor mu? Ben Hindistan cevizi koklamak istiyorum. Ya evet ya. Onun suyu ve şeyi çok güzel kokuyor. Ekşi evet. Ekşi. İnternetten bulduracağım. Olmadı. Şimdi şu çamaşır makinesini nasıl çekeceğim bakalım. Aa, bu da güzel kokuyor. Aynen. Siz şey yapın ya. O maviyi dökün klozetin içine. Bunu doldurun. Zaten dibi kalmış. Acaba böyle büyük alıyoruz. Hani hemen bitmiyor diye bekleye mi kokusu kötü oldu? He. Onun içini dök. Güzelce çalkalanı doldurun. Sağ olun kızlarım. Biliyorsunuz okullar tatil oldu. Çoluk çocuk hep birlikte evdeyiz. Çocukların biliyorsunuz isteği üzerine Dubai çikolatasını yaptık. Ama ben hala o bana ayrılan parçayı yiyemedim. Artık gına geldi ya da ben çok rağbet olan bir şeyi sevmiyorum. Ya da damak tadım uygun, bana göre değil. Çikolata seven biri olaraktan ben beğen, yani bana göre hitap etmiyor ama fıstık ezmesini bir paketinde yiyebilirim. Biraz bugün böyle sohbet edelim. Mutfakta da yemek yapalım istedim. Daha çok konuşacaklarım, anlatacaklarım var. Ön hazırlık olarak bir şeyler yapıyorum şimdi. Neler yapıyorum? Nohut yemeği artı bulgur pilavı. Uzun zamandır bulgur pilavı yapmamıştım. Çocuklar da benimleler, birlikteler. Bir yere gitmiyorlar bu tatilde de. Neydi? Tavuk pilav yiyorlar. Buradalar. Ben neler yani? Tabii ki videoma renk katıyorlar. Çocuklar. Bulgurumu ısladım. Nohutumu ayarladım.
Öncelikle bugünden başlayalım. Dün akşam işte biliyorsunuz videomu falan hallettim, paylaştım. Bağlar başına gittik, Ümit'le gezdik işte bir şeyler falan. Bugün evdeydim. Bugün öncelikle ne yaptım? Çamaşır makinesini çektim buradan. En son yazın Sadık Usta gelip arıtıcının falan bir şeylerini yaptığında, makineye baktığında falan çekmiştik. Buradan da Sadık Usta'ya selam olsun. O zaman silmiştim. Biliyorsunuz beyaz eşyalar her hafta çekiyorum desem yalan söylerim. Yalan söylemeye gerek yok. Birkaç aydan bu yana geçen de bu dolabı, bugün bunun arkasını hallettim. İçime de sindi, temiz de oldu. Evde zaten çok kıyı köşe temizleyecek işim yoktu. Onları yaptım. Bizim şu merdiven sorunu. Allah'ım ya Rabbim, kaç kişiyiz apartmanda? Tamam, benim tarafımda 2 kişiyiz. Karşı taraf full dolu. Ya arkadaş, bir bakıyorum bir Özlem siliyor bir ben. Başka yok. Yapmıyorlar. Ne yapayım, yapmıyorlar. İşte geçenlerde de Özlem silmişti. Komple mi sildi bilmiyorum ama bizim burayı silmişti, gördüm. Ellerine sağlık olsun. En sona daha dayanamadım. Hep böyle insertler, faturalar, çöp suları, bir şeyler. Dedim Sevilay evin işini bitir. Kızlar da evdeydi, dedim ben merdiveni sileceğim. Tabii herkes karşı geldi bana. Ama benim çocuklarım inip çıkıyor. Benim yanıma gidip gelen oluyor. Ben utanıyorum. Hoşlanmıyorum yani. Güzelce sildim. Gördüklerime de söyledim. Evde olmayıp tatile gidenlere de mesaj çektim. Dedim hani birlikte olalım. Hani hep birlikte herkes kapısının önüne süpürerek mis gibi olsun dedim. Sinirlenmedim. Ben artık sinirlenmiyorum. Gayet düzgün bir şekilde söyledim. Kimseyi de kırmak istemiyorum. Öyle hallettim. Sonra merdiven silmeden önce, bir saat önce, belki de o enerjiyi bana birisi verdi bugün. Bugün bana birisi enerji verdi. Biliyorsunuz Diyarbakırlı Özlem ablam, onun yanına evine gitmiştim, bana Diyarbakır yer sofrasını açmıştı, sağ olsun. Yani gönül kapılarını sonsuza dek açmıştı bana, eşiyle, çocuklarıyla birlikte mükemmel bir aileler. Uzun zamandır Özlem ablayla böyle konuşmamıştık. Konuştuk, sohbet ettik. Biraz bana böyle küsermiş gibi olmuş. Ya sanırım ben duygularımı yazarak anlatamıyorum. Sanırım ben biraz böyle konuşmam gerekiyor. O da beni anladı. Bayağı bir konuştuk, sohbet ettik. Buradan da ona selamlar gönderiyorum. Özlem abla bana trip yapma. Trip de yapmadı ya şimdi. Yalan da söyleyemem. Ne yaptı? Küsmüş gibi mi oldu? Evet. Bir şeycik olmuş. Ama geçti. Özlem abla, sen hani ben gittiğimde şey demiştin ya, videolarda gezeceğim, balkon alacağım, balkon masaya var dediğinde. Ben sana her zaman veriyorum ama hiç yorumlarda yazmıyorsun. Aha, gördün mü? Bir tripte rüyadan sana. Ama bir kere yazmıştı, ben hatırlıyorum. Ya işte öyle. Sonracıma değineceğim bazı konular var. Hem yemeğimi yapıp hem konuşacağım demiştim ya. Şu anda nohutum için soğan doğruyorum. İçine patates ve kap biberi koyacağım nohutun. Harika oluyor böyle sebzeli. Tam benim damak tadım oluyor. Şu soğanı doğrarken şöyle şu notumu karşıya alayım da unuttuğum zaman takılırım. Takıldığım zaman bakarım diye. Biliyorsunuz kanal sahipleri bilir, YouTube'dakiler bilmez. YouTube stüdyoya güncelleme geldi, bizim kullandığımız uygulamaya. Ben dün fark ettim, bilmiyorum belki de birkaç gün olmuştur ama benim telefonum yeni güncelleme yaptı. Ve artık orada bir takım değişiklikler oldu. Öne çıkan aboneler diye bir bölüm var. O bölümde en çok bana yorum yapan, beni destekleyen haftalık ama bu.
haftalık analizler çıkıyor. Bu haftanın analizinde 2, 4, 5 kişi çıkmış. Bunları söyleyeceğim. Tabii ki herkes bana destek veriyor, yorum yazıyor ama bu kişiler 100 artı yorum yapanlar. Yani 100 yorumdan fazla yorum yapanlar. Bayağı analizde çıkmış. Sizler de bunu her hafta bana analiz geldikçe açıklayacağım. Sizler de benim sizin adınızı okumamı istiyorsanız, analize çıkmak istiyorsanız 100 artı yorum. Ayrıca bu destek böyle hani o tarz yorumlar biraz daha spama düşüyor. Daha böyle cümleli yorumlar olursa bu beni daha çok öne çıkarır. Bunları okuyacağım. İlk sıralaması bu şekildeydi. İlk 4 kişi zaten bunlar aynı 100 artı yorum yapan. Ayla Şan, Ayla ablacığım buradan sana selamlarımı gönderiyorum. Filiz Kadiroğlu yine 100 artı, ona da selamlarımı gönderiyorum. Dobra Kadın sağ olsun, o da 100 artı yorum yapmış. Şükran Ün ablamız 100 artı yorum yapmış. Bir de Nesiye Atalay ablamız 69 yorumda kalmış. Bunu detaylı bir şekilde unutmayayım diye yazdım. Tabii ki hepinize destekleri için çok teşekkür ederim. Yani ben bu kanalı belirli bir seviyeye getirdiysem hepinizin sayesinde getirdim. Benim için bir yorum bile ne kadar önemli olduğunu anlamış oldunuz. Tekrardan hepinize yurt içi yurt dışı beni destekleyen, seven herkese selamlarımı gönderiyorum. Teşekkürlerimi iletiyorum. İyi ki varsınız. Bunu böyle söylemek istedim. Yani bunların arasında özelden görüşüm bir tek Ayla abla var. Gerisini sadece yorumlardan tanıyorum. Yani tanımıyorum. Yani bu kanalda şeyi öğrendik. Hani birbirini tanımadan sevmeyi, birbirini tanımadan değer vermeyi öğrendim. Herkes kendini gerçekten yazım tarzıyla, her şeyle kendini çok güzel belli ediyor. Ben çok mutluyum yani bu konudan. Sizlerle bunu paylaşmak istedim. Sanırım analizler bana ne zaman gelmişti bu? Hafta içi, salı ya da çarşamba geliyor bu analizler. Ayla ablaya da göndermiştim. İsterseniz bunu topluluğumda da paylaşabilirim. Yani ben paylaşmaktan çekinmem hiçbir zaman. Zaten ekran resmini de aldım. Şimdi ne yapıyoruz? Soğanımızı kavuruyorum salçamızla birlikte. Nohutlarım burada, sebzelerim burada. Bulgur pilavımı da sebzeli yapacağım. Biraz sebzeli. Benim istediğim olsun bu seferde. Şunu alalım. Kanalımızın seviyesi günden güne daha çok artıyor. Zannediyorlar ki izlenmeler biraz düşük. Evet, izlenmeler düşük ama en azından ortalığı karıştıran, kargaşa yaratan insanlar yok. O benim için 100 bin izlenmeye değer. Şimdi böyle olduğu için ben daha mutluyum. Çünkü böyle kaossuz, karışıksız, gayet ben, çocuklar, ailem, eşim. Yani biz bizeyiz buralarda. Ondan dolayı da çok mutluyum. Artık diyorum yani böyle istediğim buydu. Ümit bana diyor, ben sana bunu hep anlatıyordum. Sen bu kafaya yeni geldin. Evet, ben Ümit'in kafasına yaşayarak geliyorum. Ümit bana söylüyor, bak diyor, böyle böyle diyor bana. Ben de hayır diyorum tabii ki de. Kendi bildiğimi söylüyorum. Ama çok kısa sürede onun dediği kafaya geliyorum. Acı tecrübeyle. Ama şöyle de bir şey var. Zaten Ümit demişti diyorum. Bundan bir şey çıkacağı zaten ortadaydı diyorum. Sonra da geçiyor. Sorun olmuyor. Nefes aldıkça umut var.
Esra Erol diyor. Doğru söylüyor. Yani ölüme çare yok. Her şeye çare var. Her şey hayatımıza tecrübe katar. Acı tecrübelerimiz olur. Güzel yaşanmışlıklarımız olur. Bir şekilde bir şeyler olur. Şimdi şöyle yine kırmızı kap biberler vereceğim. Yeşil biber de verir misin bana? Rüya. Sebzelikten verin işte biriniz. Hiç fark etmez. Ya bunu al. Yeşil biber değil mi? Ha, yeşil. Domates verir misin orada? Domates de var. Yeşil biber de var. Sen o. Aa, hapşıracağım. Karabiber baktık ya. Ondan dolayı hapşır. Kız orada ya domateste. Bulamadın mı? Böyle çocuklardan bir şey istiyorum ya. Mesela her şeyi daha iyi tanıyorlar. Tabii ki domatesi biberi tanımayacak çocuklar değiller ama mesela az önce o videoyu çektim de sildim, orada bir yanlışlık yaptım. Rüya karabiberi baharatlıktan zor tanıdı. İlerleyen günlerde çocuklarla şey yapacağım. Hep oyun gibi video, böyle baharatları tanıtacağım onlara gözleri kapalı. Bakalım kim daha çok baharat bilecek. Baharat bilenin de ödül var en çok. Bakarız ödüle. Siz bana ödül verin. Size baharat öğretiyorum diye. Ben baharatları biliyorum. Bakacağız. Midyeyi tanıyorsan yeni baharat tanıyorsun. Midye yiyorsan. Dolaptan çıkardım nohutları. Dolaba da yine kuru fasulye, nohut bir şeyler yapmam lazım. Yine kullanıyorum çünkü. Yedin mi? Gel koy onu. Yedim. Daha mısın? Kızlar da bu arada kitap okuyorlar. Hangi kitap okuyorsunuz? Nasıl okuyorsunuz? Galata'nın Özel Markası. Nereden okuyorsunuz? Telefondan. Öğretmenin size gönderdiğini anla. Şimdi öğretmen bir kitap gönderdi. Bunu tatil bitene kadar okuyacaksınız dedi. Bunu size soracağım dedi. Quiz yapacak yani. Quiz gibi bir şey yapacağım ama karneye yansımayacak dedi. Evet, böyle bir şey. Eğlenceli yarışma gibi düşündüler. Tatilde de hem de kitap okumuş olacaklar. Öğretmen o kadar düşünceli ki ellerinde bu kitap yoktur diye kitabın PDF'sini göndermiş. PDF. Değil mi? Evet, doğru söyledi. Onu göndermiş. Vallahi bakıyorum. Telefondan kitap gibi okuyorlar böyle. Patates düşürdüm. Sayfasını çevire çevire okuyorlar. Gayet güzel. Yıkayıp da koyayım da böyle kitap gibi çeviriyor. Dur ben de göstereyim hatta. Yani. Evet. Anne bak şimdi bak. Bak. Ben en son 25. sayfada kalmışım bak. Böyle. Evet. Akıllı kitap okuyor benim kızım. Okusunlar. Ben normalde hani o kitabı da alırdım ama buradan da öğrensinler diye biraz da teknolojiyi böyle hep boş şeylerde değil de böyle dolu şeylerde kullanmayı öğrensinler diye. Harika olmuş. Çok beğendim bu uygulamayı. Ben diyeceğim. Amin doğum günü 20 Mart. Bak hele bakasın mı? 20 Mart. Oh oynuyor. Bu arada Göktuğ evde yok. Dursun dede nereye gitti? Bana fotoğraf atmışlar Gülizar teyzeyle. Birazdan gelecek. Bu da babaannesiyle dedesiyle yaşadığı için babaannesi, dedesi, babası
İbo yaşıyorlar. Birbirleriyle çok iyi anlaşıyorlar. Yakında burada. Artık kimseye güvenilmiyor ama Dursun dedeler buna dahil değil. Evet. Onlar da bana, ben de onlara sonsuz güvenirim. Yani ciddi anlamda. Zaten birbirimize bir şey olduğunda çok paslaşıyoruz yani. Evet. Dizler teyzeyle Dursun dede çok yakışıyorum. Çok tatlılar değil mi? Evet. Bulgur pilavına sarımsak da koyacağım. En çabuklu bulgur pilavı mı? Yok, normal. Sen yemeği yedin mi? Rüya? Doydunuz mu? Yine verebilirim. Doyduk anne. İyi. Bizde durumlar böyle. Aa, 17 dakika olmuş, bir durduralım. Uzun olunca edit yapmıyor ya, onun için durdurdum bir. Bir şey olmadı. Bak. Şuradan çekildiği belli. Anlamadım. Bak. Çekmişler kitabı. Yok canım, kitaptan çekmemişlerdi. Program yapmışlar. Kızım. Kitaptan fotoğraf çek. Fotoğraf çekseler öyle sayfa gibi nasıl çevirir? Bugün sebzelerden gidelim. Böyle bol bol konuşmalı olsun. Yerinde konuşmalı ama. Anne, sen bu pilavın çeşitlerini biliyor musun? Yok. Ben... Bulgur pilavı işte. Sebzeli bulgur pilavı. Tavuklu bulgur pilavı. O kapama mı bir şey deniliyor onlara? Çok bilmiyorum. Bunları biliyorlar. Dinleme metninde şöyle bir soru vardı. Nasrettin Hoca'nın önüne et yerine ne gelmiş yazıyordu. Bazıları bulgur yazmış ama bulgurla bulgur biraz farklı. Ben bir tabak bulgur pilavı yazdım. Evet, sınavda böyle bir soru çıkmıştı. Eksik cümle kurduklarından bir sürü notları gidenler oldu. Evet. Ben mesela konuşurken de öyle söylüyorum çocuklara. Yarım konuşmayın. Hani böyle. Evet. Böyle bütün konuşun. Cümleleriniz bütün olsun diyorum. Bak, faydasını gördüler. Bazen de bulgur pilavı yazanlar da var. Pilav yazanlar da var. Bir tabak bulgur pilavıdır doğrusu. Evet. Şimdi sen benden mesela bulgur desen, önüne ne koymuşlar? Bulgur. Ah, bulgur bu, pilav bu yani. Ben öyle düşünüyorum. Sen? Ben de. Bulgur sadece çiğ olan bir şey. Pilav pişmiştir. Evet. Türkçemizi düzgün kullanalım. Mesela ben de bazen burada bir tane abla falan tamam falan diye böyle söylüyordum ya, falan demem lazımmış. Ya tabii ki kendimi düzeltsem o kadar iyi ama bazı alışkanlıkların, dil alışkanlığının önüne geçemiyoruz. Sonra dedi, ben seni anne, dedi öyle kabul ettim dedi. Ben de dikkat ediyorum ama. Mesela anne, niçin değilmiş, ne içinmiş? Niçin? Ne için? Ne için? Bilmem ama niçin yazanlar var. Evet ama yanlış yazıyorlar işte. Ne için? Ben hocaya sordum. Hani... Aa, bir dakika, bir şey göstereceğim videoya. Ya öyle böyle. Türkçemizi katletmeden konuşmayı öğreniyoruz. Ama şive farklı bir olay. Özlem abla, kendime bulgur pilavı yaptım. Sen ne yaptın kendine? Kendime çay yaptım. Kendime bir kahve içemedim. Bugün içeceğim. Yemeklerimi yapıp öyle içeceğim. Kendime kahve. Şey, bakın. Ne göstereceğim? Bu Tuğba Hacı'nın bana yazdığı imzasını gösteremem. Yok, göstermiş olmam. Hı, tamam. Bakın. Merhaba, bunu yaptınız. Göründü mü tam? Görünmüştür değil mi?
Bilmiyorum ki. Seni seviyorum canım öğrencim yazıyor. Bunda Osman Hoca yıldız attı. Hemşire yıldız attı. İmzamı veremem dedi. Neden? Ya kendisine özel ya, belki vermek istememiştir. Allah Allah. Boş kağıda imza atmadım öğretmenim. Allah Allah. Demek ki öyle uygun. Anne vardı. Bizim Tuba Hoca'nın sınıfta böyle bizim sınıftakilere güvendi tabii, şey yaptı. TC kimliğini bağıra bağıra söyledi. Yani bağıra bağıra söyledi derken böyle telefonla benim ses tonumla söyledi. Kargosunun ne gelmiş ondan söyledi. Benim arkamdaki Ali Talha ne yapıyor biliyor musun? Hocam TC kimliğini not alıyor. Hüseyin de söylüyor ki Ali Talha bana yazıp verer misin? Verir misin diyor. Verer misin? Ondan sonra Ali Talha da yazıyor. Şey yapıyorum, ben hocaya söylüyorum. Ondan sonra kağıdı alıyorum, yırtıyorum, çöpe atıyorum. Hoca da şey diyor, seni disipline veririm. Şikayet ederim çocuk hapsine gidersin diyor. O da sınıfta okumasın o zaman TC'sini. Ana su gidiyor. Aa. Bir de kovaları doldur lavabodaki. Allah'ım yarabbim ya. Öyle bizde durumlar stabil. Yetişemedik, su gitti. Doluyor. İncecik akıyor. Kapat gerek yok ya. O sinirle dolmuşlar ki. Şu bidonlarla. Gerçi bunlar benim mutfak bidonum. Aa, böyle incecik akıyor. O kovalar şey olursa iyi olur. Susuzluk çok kötü ama ben bugünlerde anladım ki suyun önemini. Böyle şarıl şarıl daha şey yapmıyorum. Böyle. Su faturamızdan kesiliyor. Çare ya olur. Su faturası gelsin de böyle olmasın. Susuzluk çok kötü. Tamam hadi, elektrikler olmasa daha iyiydi. Hayır be, ne elektriksiz ne susuz olmaz. Olsun da insanlarımız idarede kullanmayı öğrensin. Atmaya başladı, güzeldi bak. Tam o kovalar dolsun da. Zaten banyodaki doluydu. Evet dolu. O lavabodaki dolsun. Onlar dolu kalsın. Bu ara mahallede çalışma olduğu için her an sular gidebiliyor. İçecek bedava. Öyleyse olmaz. Işıktan görüyorum. Nohutumuz pişti. Benim en çok sevdiğim kuru fasulyeyi, nohutu böyle çok seviyorum. Sonracığıma. Şimdi şu bir kaşığımı bir sudan geçireyim. Geçmesin yemeğimiz. Pilavıma, bulgur pilavı. Muhteşem bir ikili oldular. Böyle. Şöyle çok da şeyini kaçırmayalım pilavımızın. Yemeklerim bunlar. Yemeklerim ya. Rüya niye güldü söyle. Hala yemek yiyorum ya. Şey gibi oldu, bu kamera arkası gibi oldu. Ben bir yemek videosu yapmaya başlarken de Rüya yemek yiyordu. Artık kapanışa geldim. Hala yemek yiyor ya. Afiyet olsun, kan, can, şifa olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz inşallah. Görüşürüz. Kısa videosu oldu bu yine.